Mesela Okan Hoca bu transferde ne kadar etkiliydi? Neler söylersin? Ya son sorun direkt etkili. Okan Hoca'nın zaten Türkiye Ligi'ne çok hakim. Yabancı oyuncu portföyü de çok iyi olan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Abdülkerim Bardakçı. Oyuncunun teknik kısmına birazdan gireriz. Hocam da o konuyla ilgili biraz daha bizi aydınlatır. Ama Türkiye piyasasında bugün en çok tartışılan, çok konuşulan transfer rekabeti yaşanan oyuncu Evet. Galatasaray aldı. Galatasaray'ın son dönemde alışık olmadığı şeyler yaşanıyordu. Ne oluyordu? Araya birileri giriyordu. Galatasaray'ın elinden oyuncular alıyordu. Biz yani Galatasaray'ın çok alışık olduğu bir durum olmasa gerek. Elbette bütün takımlar değerli. Elbette Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı transferde bütün kulüplerimiz değerli ama Galatasaray psikolojik açıdan böyle bir iki hamleye baştan bir ihtiyacı vardı diye düşünüyorum. Bir mesaj verildi kanaatindeyim. Bundan sonrası olacaklara dair. Ben bunu bir fragman olarak görüyorum. Bu arada hani evet Türkiye piyasasında Galatasaray'ın doğru bir hamle yapmasından bahsedebiliriz. Oyuncuyla ilgili birazdan teknik kısımları konuşabiliriz Tabii. ama o transferin perde arkasına baktığımızda hakikaten çok şey yaşandı. Yani çok sıradan bir transfer olmadı. Aynen böyle yani 90'larda 2000'lerde 2000'lerin başı belki ama son dönem olmadı ama böyle oyuncu kaçırmalar falan olur ya. Benzer bir hikaye yaşandı. Nasıl yaşandı ki ben dün paylaştım. Bazıları bunu şey almadılar sanki böyle işin esprisi falan olarak ben zeka şeylerine veriyorum algılayamadıkları için yani istihbarat net olmasa böyle bir bilgi zaten girmezsin. Ama netice Bir itibariyle daha bugün paylaşıp anlatabiliriz burada istersen. olay zaten o kağıttan uçaklar atılarak zaten gerekli gönderme gerekli yerlere yapıldı. Yani o videoda kısa videoda Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Abdülkerim Bardakçı transferinin perde arkasına dair bir takım mesajlar verdi. Neydi açalım. Galatasaray transferi yaptı yani dün Fenerbahçe masada en güçlü kulüp durumundaydı. Ki Konyaspor'la anlaşmıştı. 2,8 milyon euro Beşiktaş artık devrede yoktu. Aslında ilk süreç Beşiktaş'la başlamıştı. Beşiktaş'ın çok istediği bir oyuncuydu. Sonra Fenerbahçe Galatasaray'ın bir teklifi oldu. Fenerbahçe en yüksek teklifi verdi ve Fenerbahçe kulüple de anlaşmıştı. Fenerbahçe bu anlamda avantajlıydı ama oyuncuyla Fenerbahçe arasında yaşanan problem vardı. Sonra Galatasaray devreye girdi. Bu transfer için Sayın Dursun Özbek Erdem Timur'u görevlendirdi. Erdem Timur Galatasaray Sportif AŞ Başkan Yardımcısı operasyonu yönetti. Kulüple Konyaspor'la önce temas kuruldu. Galatasaray Konyaspor'a Fenerbahçe ne veriyorsa aynısını veriyoruzla başladı bir kere olaya. Oradan konu Konyaspor kulüpler arasında çözüldü. Daha sonra oyuncuyla temasa geçildi ve Galatasaray Fenerbahçe'nin önerdiğinin daha üzerinde bir rakam teklif etti. Ya da Fenerbahçe'nin teklif ettiği rakamı bilmiyoruz ama en azından Fenerbahçe tarafından aldığımız bilgiler Galatasaray'ın neredeyse yarısı. Yani olduğu şeklinde iddialar var. Ama netice itibariyle Galatasaray'ın işin içine girdiğinin ciddi. Yani önce sanki Galatasaray yoklama çekiyor. Yani biraz piyasayı yükseltmek için. Değil mi? İlk çıktığında haberler sanki Biraz öyle algılanmış daha geri ki. planda kalan takım Galatasaray'mış Ya gibiydi. Galatasaray Sonra işler Evet, değişti. Geçen pazar gününe kadar hatta Yoktu. pazartesine kadar yoktu. Aynen. Yoktu evet. Galatasaray şöyle algılandı. Galatasaray yoklama çekiyor sanıldı. Hatta bir şey ekleyebilir miyim tabii tabii müsaadenle? hocam buyur. Geçen pazar günü burada Mehmet Özcan, Erdem Bitik birlikte 15-18 saatlerinde program yaptık. Tabii ki gündemin ilk maddesi Abdülkerim'di. Tabii. Ben de şunu dedim. Hani Marka'a giderse bir bakın bir de Galatasaray ilgileniyor mu? Hani öyle bir istihbarat yok ama dedim. İçine Aynen öyle. Yani Erdem'le de mesajlaştık geçen ya bak böyle diyorduk böyle oldu diye. Yani bu tamamen ne diyeyim hisli kabbel vuku mu Ama derler. şimdi mantıklı yani. Korkutma bizi gece gece burada şimdi doğuyor mu bir şeyler için? Yok şu an yok. His ama aklın yolu da bir. Yani hocam tabii ki Aspor'da işte maç analizleri, maç yönü, maç sırasında yapıyor ve bazen arkadaşlarım da söylüyorlar ya hakikaten öngörülerinden dolayı tebrik ediyorlar Sağ yani olsun. onu belirteyim. Sağ Ama olsun. aklın yolu da bir yani eğer böyle bir gündem varsa marka ile ilgili düşünülebilir. Ama Galatasaray'ın ilk olaya girişi çok ciddi alınmadı. Yani o sanki bir yoklama çekiyor Galatasaray biraz fiyatı yükseltelim diye Galatasaray Abdülkerim için Konyaspor'a teklifte bulundu diye Nevzat araya girip algılandı. şunu sorabilir miyim? Marka'nın da sanki takımdan ayrılacağına bu kadar net bakılmıyor muydu acaba? En başta yoksa yine netti ama Galatasaray Abdülkerim
transferini biraz daha gizli kapaklı mı? Ya birçok değişken, birçok denklem var. Yani Sinem, şimdi Marco için Galatasaray ile Sevilla arasında ki süreç başka bir süreç. Hı hı. Elbette. Hani ben hani Marco kalsa bile Galatasaray yine alırdı. Marco gitmek durumunda kalsa ki gidecek gibi. Birazdan detayları konuşuruz. Galatasaray, Abdülkerim de kesmez Galatasaray'ı. Galatasaray üzerine Denay Erdal alacak. Yani sadece bir... Marco ayrılırsa bir yabancı stoper transferi Marco olacak. Şimdi, doğru mudur? Aynen öyle. Şu perde arkasının detayını son güne geleyim. Yani dün ne oldu? Dün Galatasaray'ın yoklama çekmedi. Masada ciddi olduğu anlaşılınca tabii Fenerbahçe için de önemli bir hedef sonuçta. Yani Fenerbahçe oyuncu için 2.8 milyon eurolara anlaşmış. Yani beğenmedi. İstediği bir oyuncusu. Aylardır Fenerbahçe için konuşulan bir oyuncu sonuçta. Sonra Galatasaray'ın mesafe kat ettiği anlaşılınca Fenerbahçeli yetkililerin, ki ben bunu paylaştım, oyuncuyla temas kurup özel uçak gönderelim. Hatta bunu bir değil birkaç kere Konya'dan aldıralım diyor. Ki Konya'nın dün işte yeni sezon hazırlıkları var Konyaspor'un. Orada Abdülkerim de antrenmanda Konya'da. Abdülkerim burada bir duruş sergileyip, bunu zamanda başkaları için de konuşuldu ama bu sergiledi yani istese Galatasaray bana bunu verdi. Ben şunu verirseniz gelirim diyebilirdi. Oyuncu netice itibariyle Galatasaray'a bir söz verdi. Bence Okan Buruk faktörü de burada etkili olmuştur. Okan Buruk'un gelişinin Galatasaray etkilerini daha görmeye yeni başladık. Biraz bu daha bunlar fragman derken bunu kastediyordum. Okan Buruk ismi bu yüzden beni heyecanlandırdı. Galatasaray ayağı yere sağlam bir basan bir hocası var. Kimse şey yapmasın. Çok kolay yenilebilecek tırnak içinde bir teknik direktör yok. Çok güçlü bir teknik direktörü vardır. Bütün Galatasaray camiası, taraftarı Okan hocasına güveniyor. Yani o vücut dili, jest ve mimikleri Galatasaraylılar umut oldu diyebilirim. Abdülkerim'in Galatasaray tercihinde de Okan hoca faktörüne ayrı bir parantez açmak lazım. Ne oldu o uçak meselesi? Tabii yani bizde bir iddianın doğru olup olmadığı ile ilgili istihbarat ya da haber üzerine gitmek yerine hemen karşı bir takım paylaşımlar falan. Tabii ciddiye almadık ya. Ben hiç ciddiye almıyorum. Çünkü yani zeka şeyi görmediğim için, yaratıcılığı görmediğim için. Netice itibariyle bugün Galatasaray 8 geçe yani 20.08'de bu uçaklı, işte kağıt uçaklı Abdülkerim Bardakçı duyurusunu yaptı. Galatasaray transfer sezonuna bomba bir giriş yaptı diyebilirim. Ben olaya şöyle bakıyorum. Galatasaray'ın başkanı yoktu. Başkanı olduktan sonra masaya oturdu aslında. Bir şekilde tüm masalara diyelim. Sadece bu transfer için değil. Başkanı açıkladıktan sonra Galatasaray biraz daha etkin olmaya başladı. Okan Buruk faktörü de çok önemli. Ama tabii biz biraz transfer olduğunda hem yorumcular, hem taraftarlar, hem yönetimler, hem diğer takım oyuncuları biraz çok fazla seviniyoruz. Elimizde Alparslan örneği var Galatasaray adına mesela. Alparslan Öztürk Göztepe'den geldi Galatasaray'a. Beşinci stoper şu anda. Kesin oynar, banko oynayacak diye ligin en iyi stoperi diye bakılıyordu geçen sene. İlgilenmiyordu galiba Alparslan. Yok yok, o anlamda değil. Ben bağlayacağım şimdi söylemek istediğimi. Yani bir oyuncunun da Fenerbahçe'den aslında Abdülkerim'in oynama garantisi istiyor. Bir nevi yani garanti denir yani mi ona? Fenerbahçe'ye göre Galatasaray'da oynama şansı daha ayrı. Şansı 11'deki yeri daha yani Marco fazla. Satılırsa hani belki de %100 oynayacak gibi fakat sen, diğer taraftan hocam bir iddia attınız da yani Galatasaray'a hangi oyuncu oynama garantisiyle gelmiş ki? Ama şimdi bir tamamlayayım. Demek istediğimi anlayacaksınız. Yani Fenerbahçe'ye baktığınızda Zalai var. Kim satıldığını düşün. Şu anda öyle gözükmüyor. Düşünülüyor ama evet, öyle gözükmüyor. Biraz kim var? Zalai var, Serdar var. Yani Fenerbahçe yani istemiyor muydu? Hayır hayır, öyle onu demiyorum. Fenerbahçe istiyordu tabii. Ha, fakat tamam. Fenerbahçe bu oyuncuya bu kadar bir ödeme yapmayı bence uygun bulmadı. Çünkü oyuncunun talebi Fenerbahçe'nin talebinden daha fazla ve şöyle bir iddia var. Ben de öyle söyleyeyim o zaman. Şöyle bir iddia var. Ali Koç'la görüşüyor. Abdülkerim Bardakçı. Doğru dedim değil mi ya? Evet. Canlı yayın heyecan. Ama yok, Fenerbahçeliler genelde yani takip ettiğim kadarıyla Parmakçı diyen var. Parmak diyen var. Ya bir kere oyuncunun ismini bile daha tam. Bak ben düzgün söyleyeyim. Derslerini iyi çalışmıyorlar. Oradan bir artıdayım.
Ali Koç'la görüşmede bulunuyor ve yaptıkları görüşmede Ali Koç o şakacı tavrıyla diyor ki işte 1 milyon euro mu istiyorsun gibi bir şey oluyor. 1 milyon euro çok değil mi diyor. Ondan sonra Konyaspor'la görüşüyor Abdülkerim. Ve diyor ki ben Fenerbahçe benim istediğim parayı verse de Fenerbahçe'ye gitmek istemiyorum diyor. O oyuncunun böyle bir iddia var. Oyuncu bu şekilde Fenerbahçe ile anlaşmak istemiyor. Aslında baktığınızda açıklamalar da yapıldı. Gelmek konusunda anlaşılmıştı. Sonra İbre Galatasaray'a dönüyor. Bana sorarsanız Galatasaray'ın bu transfere biraz daha fazla ihtiyacı var. Çünkü o bölgede daha oyuncu alma ihtiyacı olan takım Galatasaray. Fenerbahçe'nin o bölgesi çok şişkin. Kolkır var. Daha yollanmak isteyip yollanamayacak olan Nemoş var. Dönüyoruz. Kim var? Zalay var. Serdar var. Yani saydığımız 5 stoper de bu ligde hemen hemen her takımda oynayabilecek stoperler. Kolkır'ı belki bu listenin dışına çıkartırız. Demosto Kolkır hani alt takımlarda belki daha banko oynarlar ama Fenerbahçe bu transferde biraz ekonomik düşündü. Ya şimdi öyle bir dünyada yaşıyoruz ki sosyal medyada dün öğlen saatlerinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye işte çok büyük gol attığı, Abdülkerim Bardakçı'yı almayarak çok büyük gol attığı paylaşılıyordu. Herkes bunu alkışlıyordu. Öğleden sonra Fenerbahçeliler bu sefer işte Galatasaray'a çok büyük gol attı Fenerbahçe diye. Yani şeye bakmak. Sosyal medyada böyle bir evet. Mutlak faydaya bakmak lazım. Bence Galatasaray adına doğru bir transfer oldu. Ama Abdülkerim'in de bu sene gösterdiği müthiş bir performans var. Bence önünde de Alparslan örneği var. Bakıp hiç formunu düşürmeden çok daha fazla çalışarak Galatasaray'da o istediği ilk 11 şansını hep kazanabilir.